Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Videoyu akşam çektiğimiz için böyle bir giriş yaptık. Şu an Hikmet Ayazlı kanalına konuk oldum. Telefondan bir görüşme sağlıyoruz. Kendisi Antalya'da, ben Adana'dayım. Turtle Coin kazılıyormuş. Nasıl kazılıyor abi? Bana bir hemen göster, bir anlat kısaca diye sordu. Ben de hemen kendisine uzaktan bağlanarak bunu anlatacağım ve sizler için de kısa 5-6 adım içerisinde Turtle Coin kazmayı hemen anlatacağız. Turtle Coin ve aslında birkaç coin daha var ama en çok kullanılanlardan bir tanesi Turtle Coin. Bu coin'i bilgisayar sisteminiz ne olursa olsun hem GPU hem de CPU olarak kazım gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen isterseniz Turtle Coin'i adım adım kazma işlemlerine başlayalım. Şimdi ilk yapacağınız iş hemen açıklama kısmına bırakacağımız linke tıklamak veya hemen şuradaki turtlecoin.com.tr'ye gelebilirsiniz. Sizi böyle bir site karşılayacak. Buraya geldiğinizde ilk yapacağınız iş hangi bilgisayar sistemini kullanıyorsanız onu seçmek. Yani Linux, Mac veya Windows. Biz bir Windows kullanıyoruz. Windows'a tıkladık. Gelen sayfada hemen burada 3. sıradaki Turtle Coin Wallet simgesine tıklıyorsunuz. 78 MB'lık bir dosya indiriyor. Biz buna tıkladık ve indirdik. İndirdiğiniz klasöre, dosyaya artık ne diyorsanız ona çift tıklıyorsunuz ve açılmasını bekliyorsunuz. Evet Hikmet, nasıl, heyecanlı mısın? İlk defa Bitcoin kazacaksın. Valla ilk başta sen bana dediğin zamanda ben düşündüm, Allah Allah dedim. Hatta dalga bile geçtim seninle, kazmaya çapaya getireyim mi diye. Nasıl kazılacak diye çok merak ediyordum. Hani kazmaktan kastımızın ne olduğunu anlayamadım ben orada. İstersen sen bunu bir de arkadaşlar için açıkla. Kazmak ne anlamına geliyor? Yani Bitcoin'in yani Turtle Coin'in kazma ne anlama geliyor? Onu istersen arkadaşlara bir açıklamasını yap. Tamam. Aslında Bitcoin kazma olayı şöyle. Sizin mesela 1000 tane Bitcoin'iniz var veya farklı bir coin'iniz var. Bu coin farklı bir insana göndermeden önce bir sürü bilgisayar üzerinde doğrulanıyor. Yani sizin 1000 coin artık ya da Turtle coin olduğunuzu bir sürü bilgisayar üzerinden doğrulama işlemini yapan işlemdir aslında Bitcoin kazmak. Yani diğer bilgisayarlar sizdeki o parayı doğruluyor ve bu işleme de Bitcoin kazma deniyor. Basitçe böyle anlatabilirim. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatılabilir aslında ama bu şekilde anlatayım. Şimdi biraz önce gördüğünüz gibi adımları yaptık hemen. Şimdi bitir diyoruz ve programı çalıştırıyoruz. Programın çalışmasını bekleyelim. Şu an program çalıştırıldı. Herkes ilk defa cüzdan kuracağı için burada yapmanız gereken ilk şey kilit ev new wallet, yani yeni bir cüzdan oluştur diyorsunuz ve tıklıyoruz hemen. Yeni bir cüzdan oluşturmaya başladık. Burada gördüğünüz ilk adres, bu karma karışık rakamlardan falan oluşan yer sizin cüzdan adresiniz arkadaşlar. Sonra next diyorsunuz. Burada sizden bilgisayar için bir parola koymanızı istiyor. Yani bu sisteme giriş yaparken bir parola koymanızı istiyor. Ben bu parolayı hemen gizli bir şekilde koyuyorum. Tekrardan alt tarafa da aynı şekilde yazıyoruz. Evet, ikisi de aynı olunca zaten herhangi bir şey görmüyorsunuz. İleri next diyoruz tekrardan. Sonra size burada eğer bu şifreyi unutursanız, şifreyi unuttuğunuzda bu hesaba girebilmeniz için bir nevi kod doğrulama sistemi veriyor. Burada belirli kelimeler yazıyor. Bu kelimelerin sırasıyla tekrardan yazmanız gerekecek. O yüzden hemen şu alt taraftan save to file deyin arkadaşlar. Hemen kaydedin. Tekrar next diyoruz. Ve burada biraz önceki kopyaladığımız yeri, yazıyı yapıştırmamızı istiyor. Ondan sonra tekrar save diyoruz. Bakın şimdi tekrardan bunu masa üstüne hemen indirecek. Masa üstünü seçiyoruz buradan. Bakın hemen indirdi masa üstüne ve şimdi biraz önceki kaydettiğimiz şifreyi tekrardan giriyoruz. Şifreyi girdik ve login diyoruz. Giriş yaptık. Evet, şu an doğrulama sistemini yapıyor. Şu an doğruladı ve şurada gördüğünüz bir limit arkadaşlar. Yani Turtle Coin olduğunda farklı bir hesaba gönderim sağlayabiliyorsunuz. Şuradan Send'den buradan farklı bir borsaya gönderim sağlıyorsunuz. Buradan ise cüzdanınızı görebiliyorsunuz. Buradan tekrar cüzdanımızı kopyalıyoruz hazırda durması için. Şimdi diğer yapacağımız işlem, hemen tekrardan web siteye giriyoruz ve buradan tekrar Turtle Coin'e geliyoruz. Şimdi açıklama kısmına bıraktığımız linki alıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. İkinci gideceğiniz yer burası. Hemen şöyle biliyorum bunu. Turtle Coin'in kendi ana sitesine giriyorsunuz aslında. Buradan kazma işlemini yapacağınız programları, yani havuzu, ondan sonra diğer programları indiriyorsunuz. Buradan eğer girdiğinizde sizde Türkçe değilse settings'e tıklayıp ilk önce bir sistemi Türkçe yapın arkadaşlar. Sistemi Türkçe yaptıktan sonra ilk yapmanız gereken
Başlarken seçeneğine tıklamak. Yukarıda gördüğünüz başlarken seçeneğine tıkladık. Buradan şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Buradan yapmanız gereken Crypto Dragger'i seçmek. Çünkü burada hem Linux hem Windows hem de Nvidia ekran kartlarıyla kazma işlemini yapabiliyorsunuz. Buna tıklıyoruz ve gelen sayfadan da en üstteki Crypto Degrade yazısına tıklayıp tekrardan sayfaya geldik ve arkadaşlar buradan zip dosyasını indireceğiz. Bakın şu Cuda zip dosyasını indiriyoruz. Şu an 25 MB'lik indirmeye başladı. Siz bunu ekran kartıyla değil de CPU ile kazmak istiyorsanız da arkadaşlar Violet Miner diye bir yer var. İsterseniz buradan bakın CPU yazıyor veya aynı zamanda şeyle de kazabiliyorsunuz. Ekran kartıyla da kazabiliyorsunuz. Buradan bunu indirebilirsiniz. Biz şimdilik sadece ekran kartıyla kazım yapmak istiyoruz. Çünkü ikisini aynı anda yaptığımızda işlemci ve ekran kartı çok fazla ısınabiliyor. Ama bilgisayar umurunuzda değilse ne o hali varsa görsün diyorsanız ikisini aynı anda çalıştırabilirsiniz. Ve bu sistemin şöyle güzel bir özelliği de var arkadaşlar. 3 aşamalı şekilde sistemi çalıştırabiliyorsunuz. Yani düşük kaliteli donanım, orta sınıf donanım, üst düzey donanım olarak bilgisayarınızı yoracağınız sistemi buradan seçebiliyorsunuz. Ortalama hepsi neredeyse aynı seviyede kazıyor. Bilgisayar üzerindeki yükü hafifletiyor sadece. Ben 10.380 ile 10.381'i denedim. Gayet iyi şekilde çalıştı. Şimdi bizim deneyeceğimiz ilk sistem 10.380 olacak. Şimdi inmesini bekliyoruz. Dosyamız inecek. En yükseğini denesek nasıl olur abi? En yükseğini denersek bilgisayara çok fazla yük binebilir. Ekran kartı aşırı ısınabilir. Eğer ev ortamı veya başka artık bilgisayarın nerede çalışıyorsa ortam sıcaksa zamanla bilgisayarın içerisindeki ekran kartı zarar görebilir. O yüzden en yükseğe gerek yok. Zaten 1 lira 2 lira fazla kazanacağım diye sistemi çok yormaya gerek yok. Çünkü ekran kartı bilgisayarın ömrü boyunca lazım olan bir şey. Hele siz bunu bir laptopta yapıyorsanız zaten çok çok sizi bu tarz şeylerde sıkıntıya sokmaması lazım. Buzdolabına koyalım bilgisayarı. Olmaz, buzdolabına koyarsak donar. Şimdi indirmeyi sağladı ama herhalde sistem bunu şey olarak gördü. Bir hata dosyası olarak gördü. Bunu şöyle yapalım. Eğer siz de yine aynı şekilde hata görüyorsanız arkadaşlar bunu kopyalayın. Farklı bir tarayıcıda açın. Güvenlik sıkıntısı nedeniyle orası indirmiyor bazen demek ki. Her bilgisayarda olmuyor ama bazı bilgisayarlarda bu tarz sıkıntılar çıkartıyor. Şu an inmeye başladı. İnsin bakalım. Evet arkadaşlar, klasörümüz indi. İnen klasörünü hemen, daha doğrusu WinRAR'ın üstüne hemen sağ tıklayıp dosyaları ayıkla veya buraya ayıkla seçeneklerinden bir tanesini seçiyorsunuz. Hemen klasörü ayıkla diyorum ben. Aynı klasörde bir klasör oluşturup hemen buraya ayıklayacak şimdi. Evet, şu an buraya ayıkladı. Hemen şöyle çekeyim daha rahat görmeniz için. Bunun içerisine giriyoruz ve buraya girdik. Şimdi asıl yapmamız gereken tekrardan tarayıcıya döneceğiz arkadaşlar. Tarayıcıdan bu ana sayfaya geleceğiz. Yani buraya geleceğiz. Burada başlarken bölümünden buradan Crypto Degrade bölümünü alıyoruz arkadaşlar. Komple buradaki yazıyı seçiyoruz. Komple hepsini seçiyoruz ve sağ tıklayıp kopyalıyoruz bunu. Bunu kopyaladıktan sonra yapmamız gereken masa üstünde açtığımız o dosyanın içerisine girip buradan iki yazan klasörü hemen sağ tıklayıp düzenle diyoruz. Buranın hepsine CTRL A deyip CTRL V deyip yapıştırıyoruz. Ondan sonra Turtlecoin'in kendi uygulamasına giriyorsunuz. Buradan cüzdan numaranızı kopyalıyorsunuz. Onu kopyaladıktan sonra bakın şurada cüzdan numaranızı buraya yapıştırın diyor. Burayı şöyle seçiyoruz. Boşluklara falan çok dikkat edin. Boşluklarda bir sıkıntı olursa sistem kapanıp açılabilir. CTRL V diyoruz. Cüzdanını yapıştırdıktan sonra dosyaya tıklayıp kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şu an coin kazma işlemine başlayabiliriz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey şu an çift tıklayıp sistemi başlatmak. Şimdi çift tıklıyoruz ve coin kazma işlemine başlayacak şu an. Gördüğünüz gibi Crypto Degrade diye geldi. Sistem özelliklerimizi burada okuyabiliyoruz. GTX 1650 Ti 4 GB'lık ekran kartımız var. Bu ekran kartıyla bakalım kaç megahertz hızında kazım yapacağız. Bende GTX 1050 ekran kartı vardı. Onunla ortalama 10 MHz'lık bir kazış yapıyordum. Bakalım kardeşimin ekranında nasıl olacak? Bu kazımı da nasıl takip edeceğiz? Kopyaladığımız cüzdan adresini Turtlecoin'in ana sayfasına geldik.
Burada bakın şurada cüzdan adresini geri yazıyor. Hemen CTRL V yapıyoruz. Ondan sonra yukarıya bak diyoruz. Sistem otomatikmen yapılan bir kazım varsa kazımı algılayıp burada size verileri gösteriyor. Bakın kazım başladığına dair hemen sistemi aldık. Şimdi birazdan sisteme düşmeye başlar. Mevcut kazma hızı falan hepsi burada gözükür. Mevcut kazma hızını falan burada görebilirsiniz. Artı şu alt tarafta olan bölüm ortalama 6-7 saat içerisinde sizin günlük, aylık, haftalık kazançlarınızı burada hesaplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada ne kadar başarılı işlem gösterdiniz, ne kadar geçerli, geçersiz işlem oldu, toplam ne kadar onaylanan bakiyeniz var, ödenecek bakiye var, hepsini buradan görebiliyorsunuz. Genel anlamda çok basit bir program arkadaşlar. 3-4 adımda hemen hızlı bir şekilde kurduk. Eğer takıldığınız, merak ettiğiniz sorular varsa bize ulaşabilirsiniz. Bakın şu an az veriler gelmeye başladı. Şu an 2 tane geçerli işlem yapmış. Hemen ana sayfaya gelelim. Şuradan bakalım. Bakın hemen şu an işlemler almaya başladı. Şu an kazım başladı. Hızlı güzel bir şekilde devam ediyor. Kardeşim bilgisayarın herhangi bir şeyinde falan bir şey görüyor musun? Isınmadır, böyle CPU yormadır. Şu an fan orta derecede çalışıyor. İstersen bilgisayarımın şeyinden de Ha. bakabiliriz sisteminden Tamam. buradan. Sistemine gir. Oradan bir bakalım. Şu an herhalde aynı zamanda GTA 5 de mi açık? GTA 5 en son açıktı ama kapalı sanırsam. Tamam. Onu Sistem da şu şey an max olarak bir kapalı şekilde herhalde. çalışıyor. Arka planla çalışıyor olabilir ama bu sürekli açık kalıyor ya sistemsel. Şey yapalım. Eğer ekran kartınızı kullanmıyorsanız çok aktif bir şekilde arkadaşlar, Epic Games gibi uygulamaları hemen şuradan çıkış yapın deyin. Ekran kartını hafifletin. Ve çok daha hızlı bir şekilde ekran kartının kazımını devam ettirmiş olun. Zaten bakın ekran kartının çalıştığına dair hemen şurada bir program geldi. Program işareti yanmaya başladı. Şu an ekran kartımız kullanılıyor. Şu an 13 olarak gözüküyor burada. Bakalım sisteme kaç diye düştü. Hemen şuradan bakalım, sistemi kontrol edelim. Şu an mevcut kazma hızı 2,9 gözüküyor. Bu birazdan iyice toparlanacak. Bakın şu an aylık kazancımız 7 dolar olarak gözükmeye başladı. Bu ilk başlarda böyle çok düşük oluyor arkadaşlar. İnternet hızınıza göre veya bilgisayarın yorulup yorulmama oranına göre değişebiliyor bu hızlar. Biz şu an aynı anda bir de ekran kaydı da aldığımız için belki bu sistem çok düşük olabilir. Ortalama bir saat sonra tekrardan bir ekran görüntüsü alıp videoya ekleyeceğiz. Bir saat sonraki kazım oranını hep birlikte görürüz. Evet Hikmet, merak ettiğin sorular var mı? Varsa sor, cevaplayayım, arkadaşlar da bilgilenmiş olsunlar. Ya bilmek istediğim bu bilgisayarı daha fazla yoracak mı? Mesela şu an fanın üfleme hızı hani oyun oynuyormuşum gibi üflüyor. Acaba böyle sürekli üfleyecek mi? Yoksa biraz daha düşecek mi? Hani sessiz moda doğru. Ya sessiz moda doğru düşmeyebilir çünkü bu ekran kartıyla yapılan bir işlem olduğu için ekran kartın şu an bir oyun oynuyormuş gibi işlem yapıyor. Yani matematiksel bir işlem yapıyor. O yüzden şu an böyle yoruluyor gibi gözüküyor. Ama bu sistem çok fazla yormuyor. Hatta şimdi ben arkadaşlara şeyi de göstereyim kapatmadan videoyu. Şimdi bakın yeni bir işlem daha almış. Bu işlemin de bitmesini bekleyelim hemen. Bu işlem hatta bitmesini beklemeyelim. Arkadaşlar bunu çarpıya basıp kapattığınız an kazım durur. Kazım durduğu zaman herhangi bir işlem yapmaz. Şu an İnternet biraz sitesine. düştü mesela. Mesela şu an Ha. fan düştü. Evet bak zaten 4'e çıkmış, gördün mü? Biraz önce 2 idi, şimdi 4'e Evet. çıkmış. Daha da hızlanmış. Aylık kazancımız 11 dolar falan olmuş. Bu çalışmaya devam ettikçe stabil bir duruma geldiği zaman çok çok rahatlayacak. Hemen şuradan şunu belirteyim arkadaşlar. Başlarken bölümüne geliyorsunuz ve bakın buradaki madencilik portları olan bölümden çalışma hızınızı seçiyorsunuz. Biz 10.380'i şimdi yapacağız. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Onu da yapması çok basit. Hemen sağ tıklıyorsunuz, düzenle diyorsunuz. Bakın şurada 10.381 yazıyor. Bunu hemen 10.380 yapıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan kaydet diyorsunuz. Bilgisayarı minimum derecede kullanacak şu an ekran kartını. Hemen bunu kapatıyorsunuz ve tekrardan çift tıklayıp hemen kazma işlemine devam ediyorsunuz. Kazma işlemi bu kadar basit. Şu an Hikmet kazma işlemine başladı. Hatta ilk görevini de aldı. Şu gördüğün sarı yazıların hepsi birer Evet. görev. Alan görevleri de 4 tane farklı şekilde, hızlı bir şekilde. Zaten senin bilgisayarındaki 4 çekirdek
4 GB RAM'li ekran kartı hızlı bir şekilde yaptığı için çok güzel bir şekilde sonuçlandırıyor. Şu an zaten MHz bölümüne gelirsek, internet sitesinden kontrol edersek biraz önce sistemin durduğunu da görebiliriz hatta burada. Bak şu an 4.97 yazıyor hala ama herhangi bir işlem yapmıyor. Birazdan şuradaki daily enlik bölümü falan istatistiklerin hepsi sırayla gelir. Dediğim gibi 1 saat sonra çok güzel bir şekilde sistemin nasıl devam ettiğini görürüz. Hatta kısa bir videoya alıp arkadaşlara da anlatırız geldiğimiz konumu. Şimdi burada durduruyoruz arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın diyelim ve 1 saat sonra görüşmek dileğiyle. Bak şu an hatta kapatmadan 5 oldu gördüğün gibi. Gitgide artıyor. Bakalım ne durumlara gelecek. 1 saatlik bir süre sonrasında bu sonuçları gösterecektik ama bir gün olsun, garanti olsun diye düşündük. Bir gün sonunda şu an sonuçları görüyorsunuz. Ortalama 2000 tanesi yatmış, diğer 1000 tane de yatmak üzere. Genel kazım hızı 13 ile 15 arasında. Hatta bazı aralar şu sağ üst taraftaki mavi yerden takip edebilirsiniz. 20 üzerlerine de çıktığı olmuş. Çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ekran kartımız 1660 Ti ekran kartı gayet güzel bir kazım gerçekleştiriyor. Aylık kazancı 250-300 TL civarında olacak. Şu an için çok iyi gidiyor. Eğer sizin de küçük sistemleriniz varsa, GTX 1050 ve üzeri ekran kartlarınız varsa oldukça güzel aylık gelirler elde edebilirsiniz. Benim gelirim de bu gelirin yaklaşık olarak 3'te 2'sine tekabül ediyor. Ben de günde 2 defa ödeme alıyorum. Kardeşim günde 3 defa ödeme alıyor. Anlayacağınız ekran kartınız ne kadar güçlüyse ödeme alacağınız oranda o kadar artıyor. Yani günde 1 dolar bile ödeme alsanız aylık 30 dolar yapar. Onda 8 ile çarpsanız 250 lira neredeyse para yapıyor. Bu da bana kalırsa güzel bir rakam. Bilgisayarınızı fazla yormadan güzel kazımlar yapmaya devam edebilirsiniz. Adam seninle Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın. Güncel haberleri oradan sizinle paylaşıyorum. Biliyorsunuz Chaecoin diye bir coin var. Artık SSD ve Hard Disk ile, yani HDD ile kazımlar gerçekleştirilebiliyor. Bunun hakkında bilgiler verdim. Bu bilgileri de detaylı bir şekilde izleyip siz de artık evinizde HDD ve SSD ile kazım gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.